Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi beta server'dayım ve beta server'a 0.13 güncellemesi geldi ve bu güncelleme ile birlikte oyuna neler ekleneceğini göstereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beta server'a global server'dan daha önce geliyor yenilikler ve global server'a neler gelebileceğini burada görebiliyoruz. Burada event collection kısmı var. Buraya tıkladığımızda daha öncesinde bahsetmiştik Godzilla modunun geleceğini. Burada gelebileceğini görüyoruz ama henüz eklenmemiş. Ben biraz araştırdım baktım. Hatta burada e, Weekend haritasındaki Dino Park'ı andırdığı için o haritayı da girdim. Göremedim ama henüz gelmemiş durumda. Bir de burada Team Deathmatch görüyoruz arkadaşlar. Team Deathmatch dedi ölüm maçı. Onu da az sonra girip göstereceğiz. Hatta şuradan hemen gösterelim. Burada harita kısmına tıkladığımda Evo Ground kısmına girdiğimizde burada TDM Warehouse kısmını görüyoruz. Buraya tıklayıp OK dediğimizde oyuna katılabiliyoruz arkadaşlar. Bunların dışında yeni bir şey gelmiş mi diye baktım ama göremedim arkadaşlar. Armor kısmına girdim mesela. Burada yeni bir silah göremedim veya yenilik göremedim. Onun dışında inventory kısmına girdim, eşyalara baktım, yeni bir şey göremedim. Zaten burada shop kısmına vesaire giremiyoruz. Daha fazla uzatmadan şöyle haritamıza tekrardan tıklayalım ve Evagrant kısmından Warehouse'a bir girelim. Yani ölüm maçımıza bir girelim. Ha şunu da girmeden önce hatırlatayım arkadaşlar. Ee, şu anda beta serverdayım ve emulatorda oynadığım için bazı bu beta serverda tuş atamalarını düzgün yapamıyoruz. O yüzden acemilik çekeceğiz. Yani düzgün bir şekilde oynayamayacağım. Hemen bot e, demeyin, kolsuz demeyin bana yani. Neyse girelim şöyle. Start diyelim. Çok şükür sonunda buldu. 4 vs 4 normalde bu arkadaşlar. Ama bir kişi buldu yani. Bayağıdır bekliyorum. Evet, oyunumuza girdik. Bu e, ölüm maçı için yeni bir harita geldi arkadaşlar. Böyle bir yerde başlıyorsunuz. Karşıda da diğer takım, e, daha doğrusu karşı rakibiniz oluyor. Burada farklı farklı silahlar alabiliyorsunuz tabii ki. Mermilerin olduğu yerler falan mevcut. Evet, maç başladı. Az önce söylemiştim. Acemilik yaşayabiliriz diye. Hızlı koşma maalesef ayarlayamıyorum. O yüzden de hızlı koşamıyoruz şu anda. Acemilik yaşıyoruz. Evet, adamı gördüm. İlk adamı öldürdük. O hızlı koşuyordu ama şuradan bombamızı alalım. Bomba işimize yarayabilir. Bombayı neyle atacağız? O da ayrı bir mesele. Şöyle Aa, gördüm orada adamı. B.S. vurduk. Şöyle bombayı sallasak oraya gider mi? Gitti. Gitti de adamı patlatamadık. Yanına gidelim o zaman. Belli bir süresi var. 10 dakika sürüyor. Oo vurdu bizi. Bu adam sağlam oynuyor. Normal bir bot değil karşınıza çıkan bu arada. Onu da söyleyeyim. Gene aynı yerde mi pusuyor bilmiyorum ama. Evet burada. Vurduk. Farklı şeyler çıkıyor karşınıza. Vurdukça adam. Niye silahsız bekliyor bu? Bilerek kendini öldürtüyor sanırım. WWW. Evet karşıda görüyorsunuz. Silah çekmiyor eline ya. Bir dakika biraz anlaşabiliriz. So yeah, yeah. Don't kill me. Yeah. Let's go. Let's <laughs> go. okay. I cannot. I I cannot understand. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's. Go. İyi. Arkadaşlar bu timde etme işte bu şekilde. Yani birbirimizi vurmak yerine biraz araştıralım şöyle. O araştırsın, biz araştıralım. Evet burada Oo! M249'u parlatmışlar, ortaya koymuşlar. M249'u alan yaşadı dermiş gibi. Güzelmiş. Ve buralarda gene bombalar vesaire var. Bombaları buradan alabiliyoruz. Başladığımız noktalarda bomba yok bildiğim kadarıyla. Eee Şöyle bir bakalım. Ha, bir kişi daha geldi bu arada. Aynen bomba yok burada. Şöyle tekrardan bakıyorum. Mermi var. Silahlar var birkaç tane. Silahlar olarak da M4 var. Chris Vector var. Uzi var burada. Bu tarafta bir şey göremiyorum. Eklentileri görüyoruz burada gene. Burada da Kar98. E, S12K. Bir saniye şöyle gösterelim. M762, Kar98, AKM, S12K var. Ve mermiler de burada mevcut. Yani güzel. Yeni bir harita olmuş. Böyle küçük bir harita. 4 vs 4'lük tam güzel bir harita diyebiliriz. Tabi normal global serverda geldiğinde daha güzel olacağını düşünüyorum. Bazı açıklar olabilir şu anda oyunda. Bu 4 vs 4'te. Beta server'da zaten o açıkları düzelteceklerdir. Güzel. Şuralara falan girelim bakalım. Buralara giriliyor mu? Yok, girilmiyor sanırım. Aynen, girilmiyor. Sonrasında belki açılabilir buralar. Şöyle üstüne çıkılabiliyor tabi haliyle. Aynen. Buralarda pusulacak yerler mevcut mu? Yok, pusulacak yerler mevcut değil. Şöyle çıkalım bakalım. Buradan içerideki adamları falan vurabiliriz. Buradan çıkarsa. Şu M249'umuzu bir alalım. Şöyle bir etrafı sarayalım bakalım. Yok. Yani farklı olmuş. Tekrardan M249 çıkacak mı ortada? Biraz bekleyelim. Hello, hello, hello. Şöyle sesini kapatacağım. Yok, tekrardan çıkmıyor. Bir defaya mahsus sanırım bunu almak. Bizim adam adamı öldürdü. Ha, şunu atalım bakalım adama. M249'umu attım. <laughs> Hainim ben. <laughs> Düşmana silah veriyorum. Ya şu etrafında kırmızılık olması aslında biraz e, saçma olmuş. Yani kırmızı daha da belirtiyor insanların nerede olduğunu. Bak bak farkında değil. <laughs> Beni vurmamak için bekledi orada da. Evet süre doldu ve maçımız bitti arkadaşlar. Şöyle MVP olarak tabi diğer adamı gösteriyor. Durmadan karşıdaki rakibi vurdu. Ben anlaşmaya çalıştım o yüzden MVP olamadık. O 6 kill almış biz 3 kill almışız. Yani şöyle kontin diyelim. Ve tekrardan kontin diyelim. Ana menümüze dönelim. Evet ana sayfaya geri döndük ve benim için bu ölüm maçı modu açıkçası biraz basit olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından belirtirseniz çok sevinirim. Yani beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Yani daha da geliştirilebilir ki haliyle geliştireceklerini de düşünüyorum. Bunun dışında bir form yayınlanmıştı. Onda 16 vs 16, 32 vs 32'den de bahsediliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi 16 vs 16, 32 vs 32 gelirse daha büyük harita yapmaları gerekiyor. Yani 4 vs 4 için güzel küçük bir harita yapılmış ama tabii ki biraz dediğim gibi basit olmuş. İnşallah daha da geliştirirler. Global servera gelmeden önce daha da güzel hale gelir inşallah diyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.